İnsanoğlu sınırları aşmayı ve sınırları inkar etmeyi sever. Potansiyelinin sınırsız olduğuna inanır ya da buna inanmayı seçer. Schopenhauer'un dediği gibi her insan kendi görüş sahasının sınırlarını dünyanın sınırları olarak kabul eder. Oysa iyi çizilmiş sınırlar insanı geliştirir, olgunlaştırır, incinmekten korur, öz saygı gelişimini ve kendi ortamı içinde güvende hissetmesini sağlar. Ayrıca ilişkide olunan diğer insanların konumlarını bilmelerine yardımcı olur. Her insan farklıdır. Sınırlar insanı diğer insanlardan ayırır. Spinoza tanımlamak sınırlamaktır der. Her varlık bir sınırlılıkla belirlenmiştir. Sınır olmasaydı varlıktan varlığa geçmek, kendini bilmek ve gelişmek olanaksız olurdu. Sevgi ve duygudan arınmış narsistik yapının gelişmesi sosyal sınırları aşmaya çalışmasıyla, sınırları inkar etme arzusuyla ve sınırların yok olmasıyla yakından ilişkilidir. Bu nedenle diğer insanlarla ya da yerlerle duygusal bağları ortadan kaldırmak, gerçeklikten kopmak, akla geleni yapmak ve sınırların yok olması özgürlük olarak değerlendirilemez. Sorumlulukla dengelenmeyen özgürlük akılsızlıktır. Hudut sözcüğü ile eş anlamlı olan sınır, bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgidir. Egonun sınırları dışına taşması ve bir ötekinin varlığını derinden hissedememe narsistik yapının temelini oluşturur ve egonun nerede bitip dünyanın nerede başladığının bilinmediği bir yere sürükler. Çünkü insanı çevresinden ayıran bir sınır olmadan ego da sağlıklı gelişemez. Sınırlar duyguların ve öz saygının sağlıklı gelişmesini, kabullenilmesini ve sürdürülmesini sağlar. Böylece ego taşmaz, büyüklenmez, aşırı baskı altında dengesini kaybetmez ve bir ötekinde kaybolmaz. Güvenli sınırlar güvenli bir benlik hissine yol açar ve insanın egosunu duyguları üzerinden deneyimlemesini sağlar. Çocuğa bir özellik yüklenmesi ama bu özelliğe uygun ebeveynlik yapılmaması, çocuğun işgal edilmesi veya ihmale uğraması, aile ve sosyal yapıdaki parçalanma, fiziksel, duygusal veya cinsel travmalar, otoriteye saygı eksikliği, ahlaki prensiplerin çökmesi sınırları ortadan kaldırır. Duyguların inkarına, tüm güçlü büyüklenmeye ve kimlik edinmek için egonun yerine şişirilmiş bir imge yerleştirilmesine ve bu imgenin de yaşam tarzı olarak adlandırılmasına yol açar. Böylece narsistik yapıdaki bir kişi partnerini, işini, sahip olduklarını veya makamını kendisiyle, dış görünüşünü tüm güçlü imgesiyle karıştırır ve yaşam tarzı kim olduğunu yansıtmaya başlar. Mavericks'in dediği gibi sınırlarını zorlayan insanlar bazen o sınırların da kendilerini zorladığını keşfederler ve akıllarıyla bedenleri arasında bölünürler. Narsistik bir gereksinim olan ünlü, üstün, başarılı veya çok güçlü olma arzusuyla kendini bulma gereksinimi arasında gidip gelirler. Kendi kişiliğini alçaltmaktan insanı alıkoyan ve başkalarınca da alçaltılmayı hoş karşılamayan bir duygu veya insanın kendi özüne, kişiliğine beslediği saygı olarak bilinen öz saygı, insanın kendisine, sahip olduklarına ve hayata kendini değersiz davranışlardan alıkoyacak kadar değer vermesidir. Öz saygı, kişinin kendisini bilmesinin ve değerli olma duygusunu devam ettirmesinin koşullarından biridir. Çocuklarının duygularına saygı gösteren ebeveynler, öz saygı gelişimlerinin temelini atar, onların saygılarını kazanır ve bu saygıyı kaybetmezler. İnsanın görünüşünü ya da mevkisini değil, gerçek ya da içsel benliğini değerlendirmeyi içeren öz saygı sınırlar ile gelişir. Sınırlar ortadan kalktığında öz saygı da kaybolur. İnsanlar sorumlu bireyler olma hissini kaybederler. Kendi narsistik konumları için duygularını, diğerlerinin ve benliklerinin gerçek gereksinimlerini inkar ederler. Eylemlerini prensipler veya derin inançlar yerine çıkar ya da kazanç dürtüleri üzerinden hayata geçirirler. Diğerlerini etkilemeye ya da yönlendirmeye çalışırlar. Çünkü insan öz saygısı olmadan başkalarına da saygı duyamaz. Narsistik yapıdaki kişilerin öz saygıları yoktur. Çünkü ebeveynlerinin onlara yapmış olduğu gibi diğer insanları manipüle etmeyi, ayartıcı olmayı, yalan söyleyip rol yapmayı, asıl amacın başarı olduğunu ve başarıya giden yolda her şeyin kabul edilebilir olduğu felsefesini öğrenmişlerdir. Başarı felsefesinde sonuç, amacı haklı çıkarır ve öz saygının yerini güç alır. Gücün peşinden gitmek öz saygının gelişmesini engeller. Çünkü güç içerideki aşağılanmışlık duygusunu telafi etme girişimini temsil eder.
Ancak tüm savunma mekanizmaları gibi güç ihtiyacı da içsel aşağılanmışlık duygusunu inkar etme yolundaki tüm çabalara rağmen kendini gerçekleştiren bir kehanet, bir yazgı gibi narsik yapıdaki kişinin yakasını bırakmaz. Bu nedenle masumiyetini çocukken kaybeden narsik yapıdaki kişi ister gerçeklikte ister fantezi dünyasında olsun çocukken ebeveynlerinin karşısında olduğu gibi kendisini güçsüz hissettiği deneyimlerin yol açtığı içsel ümitsizlikle başa çıkabilmek için güce gereksinim duyar. Gücün karmaşık ruhsal sorunları çözeceğine inanır. Bir imge olarak Süpermen olmak ve sonunda ölümsüz bir tanrıya dönüşmek ister. Şeytanla bir anlaşma yaptığından güç için cennetin krallığını satar ve insan doğasının sınırları içinde kalamaz. Sınırlarının farkına varıp kabul etmek yerine ölümlü olduğunu inkar eder ve hissizleşmiş bedenindeki duygu eksikliğiyle başa çıkabilmek adına zevk takıntısı geliştirir. Nadir adını verdiğim danışanım büyük bir şirkette üst düzey yöneticiydi. Narsistik yapının tipik özelliklerini taşıyan, çevresindekilerle duygusal bağları çok zayıf olan ve sevme becerisinden neredeyse tamamen yoksun biriydi. Bu yoksunlukların yarattığı boşluğu geçer sıkılmak için tüm sınırları ortadan kaldırmaya, bir yandan da şişirilmiş benliğini korumak için hayatındaki sevgisizliği, saygı görme ve beğenilme duygularıyla telafi etmeye çalışıyor, bunun yolunun da güçlü ve başarılı olmaktan geçeceğine inanıyordu. Onu güce ve başarıya götürecek yoldaki bütün sınırları ortadan kaldırıyor, herkesin ve her şeyin ona hizmet etmesi, çıkar ve kar sağlaması gerektiğini düşünüyordu. Sınırsız başarı, güç ve ideal yaşama dair düşüncelerinde diğer insanların neler yaşadığına ya da onlara neler yaşattığına önem vermiyordu. Eğer güç sahibi olursam kimse beni aşağılamaya cesaret edemez diye düşünerek öz saygısının olmamasının yarattığı aşağılık duygusundan kurtulmaya çalışıyordu. Bir yandan da kendisinden başarılı ve güçlü gördüğü kişilerle sürekli kendini kıyaslamasının ve onların sahip olduklarına sahip olabilmek için sürekli ve yoğun bir istek duymasının sonucu olarak içinde kıvrandığı aşağılık duygusu bataklığında daha da derinlere batıyordu. Ve giderek çevresine daha fazla yabancılaşıyor, yalnızlık duygusuna daha güçlü bir şekilde saplanıyordu. Yaşamındaki sınırları yok ederek yarattığını düşündüğü özgürlüğüne hapsolmuş durumdaki Nadir, onu kendi başarısıymış gibi gören, kendini beğenmiş ve üstün gören bir annenin oğluydu. Annesi genç yaşta hamile kalmış ve tek çocuğu olan Nadir'i kutsayarak büyütmüştü. Ancak annesinin abartılı beklentilerini yerine getiremeyen ve sürekli annesi tarafından aşağılanan Nadir, pasif biri olan babasından da ihtiyacı olan desteği göremediğinden daha küçük bir çocukken aşağılık duygusunu benliğine adeta mühürlemişti. Terapi sürecinde Nadir'in gerçek kendiliğine ulaşmasıyla bu mührün çözülmesi mümkün oldu. Ruhsal dünyasında sevdiklerinin ihanetine uğramış, incinmiş bir çocuk barındıran narsik yapıdaki bir kişi, hislerini inkar ettiğinden özlem ve tutkunun verdiği heyecanı da hissedemez. Bu durumda heyecanı kazanıp kaybetme yarışlarında, güç mücadelelerinde ve tehlikeli durumlarda arar. Kazanmak egosunu besler ama bedensel düzeydeki zevki hissedemez. Aldığı tek gerçek zevk, bilişsel seviyede tehlikeyi bertaraf etmekten, tehdidin ortadan kalkmasından gelir ve tatminden ziyade bir rahatlamadır. Kişinin zevki yaşayabilmesi ve bedeniyle deneyimleyebilmesi için endişelerinin gitmesine izin vermesi ve duygularını ifade edebilmesi gerekir. Zevkin anahtarı arzudur. Kişinin ne kadar arzu hissedebileceği ise duygularını bedeniyle deneyimlemesine ve ne kadar çok hayat dolu olduğuna bağlıdır. Bir çocuk gibi masum ve tasasız olmayı bilmeyen, güç oyunu oynamayı ve baştan çıkarıp manipüle etmeyi bilen narsik yapıdaki bir kişinin gerçek duygularıyla bağlantısı yoktur. Başkalarının onu nasıl gördüğüne ve ona nasıl tepki verdiklerine odaklanır. Her zaman kontrolü elinde tutmayı ister. Bu durumdaki bir kişi psikoterapi ile gücün baştan çıkarıcılığına direnebilir, şişirilmiş imgesini direksiyondan alıp arka koltuğa geçirebilir ve içindeki çocuğu kahkaha atıp sevilmesi için serbest bırakabilir.